Esenlikler dayılarım. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yaptınız be? Ya dayı. Hani şu hani şu benim yanımda çarpan şey var ya, ışık. Dedim ya ben size. Hani 50 ile gitmem gerekiyormuş ya, ben 70 ile gidiyordum. Ya dayı, kurallara uyuyorum ama hız sınırlarını bilmiyorum işte. Yedim yine 1500 lira para gelmiş. Ama ne lan, orası çok güzel bir şey. Wow. Güzelmiş ya dayı. Şuradan bir tane arsa alacaksın. Tamam mı? Şuradan bir yerden en yukarıdan bak. Orası var ya, ama orayı düzleyeceksin böyle. Dayı. Koy çardağını. Tamam mı? Yap böyle güzel bir şey. Aşağıya doğru böyle bir oy. Ondan sonra kamp ateşi yap oraya. Çukur ateş. Etrafına şöyle sandalye. Çat çat orada böyle lokum gibi et. Normalde yemek göstermeyi sevmiyorum mesela, Instagram olsun orada burada olsun. Mesela insanlar siz de izliyorsunuzdur belki. Ben izlemiyorum da, yemek yiyorlar, onu izliyorlar. Lan oğlum nasıl izliyorsunuz ya? Şeye benziyor bu. Neyse. Yani siz yemediğiniz halde ama izliyorsunuz, et tadını alamıyorsunuz. Çok acayip bir şey yani. Ben sinirleniyorum yiyemediğim bir şey izlediğim zaman. Bu araba niye gitmiyor kanka? Sen 60'la nasıl gidebiliyorsun ya? 60 mi senin otobanısın ya? İşte tehlikeli madde. Biz bunun arkasından sıyrılırım mı? Neyse, 1.500 lira yedik. 500 liraya gidip gelmiş olduk. Değer miydi? Değmezdi. Şimdi nereye gidiyorsun dersiniz? Şu anda Tekirdağ'a gidiyorum. Ev eşyaları var arkada. Bir abimizin yazlığına götürüyoruz. Hatta eşimin çalıştığı yerin dükkan sahibinin eşi. Amına koyayım, size ne ya? Ben ne anlatıyorum? Neyse de. Ben ne oldu? Geldi kamyon. Tamam, arabayı çektim. Ya moruk, ne muhabbetler var, ne videolar var da size yemin ederim çekesim yok kanka. Şu aralar özgüvensizim ya. Kendimi hiç beğenmiyorum. Sakallarıma ve bıyıklarıma farklı bir kafa tarzı yapacağım. Tamam mı? O yüzden de çok çirkin gözüküyorum. Açmıyorum, gözükmüyorum. Aynaya bakmıyorum falan filan, tribe girdim. Depresyondayım, unutuldun, anlatıldım falan derken. O yüzden de açmıyorum. Bir de dayı, atıyorum video 8 lira veriyor bana. 8 lira ne kanka? Niye bağırıyorsun diyeceğiniz değil mi? Oğlum 8 lira ne? Manyak mısınız ya? Yapasım gelmiyor dayı. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. 8 lira ne moruk? 4 tane reklam koyuyorum kanka. 20 dakika. Bak size yemin ediyorum, 4 tane reklam koyuyorum. 5, 10, 15. Bir de en sona koyuyorum. Zaten en sona doğru karartıyorum ekranı. Karardığı zaman anlıyorsunuz bittiğini. Ona rağmen koyuyorum hani, anladın mı? Olur da biri unutursa falan filan diye. Hemen geçersiniz geç diye. Allah, izleniyor mu, o reklam veriyor mu bilmiyorum. Umurumda değil. Ama yani yine de az. Hani biraz motivasyon etsin dayım ya. Ya düşünsene, 2 senedir uğraşıyorum. Daha GoPro'nun parasını çıkartamadım. Bataryasını alamıyorum bak. Bak, bataryasını alamıyorum. Düşün yani, toplam kazandığımda. Şaka gibi moruk. O yüzden de ne oluyor? Kaçıyor, hevesim kaçıyor da. Ya işte sizi de bırakmak istemiyorum dayı ya. Harbi bırakmak istemiyorum. Bir tane abi var, 65 liralık bir üye olmuş. Tanımıyorum da, yazdım teşekkür ettim o üyeler yerine. Yazmadı da. Ya böyle işte gizli takip edenler daha var. Daha çok var biliyor musun? Bak ben onu anladım. Ben şöyle anlıyorum. Yorum atan arkadaş böyle tamam teşekkür ederim yorum atıyor. Benimle muhabbet ediyor. Benimle. Ama ve lakin sessiz olup izleyen daha çok var. Adam sessiz olup mesela katıl oluyor. Hoşuna gidiyoruz adamın. Tamam mı? Adam izliyor, hoşuna gidiyor. Atıyor. Ben de öyleyim. Mesela Twitch'te falan çok fazla abonem var yani. Hatta aylık 100 lira falan veriyorumdur abonelere. Yoruldum. Ya arkadaşlar bak. Şu göstergede, tamam mı? Şu göstergede bakın. 107 yazıyor ya. Bakın arkadaşlar, bu 90'a gelmeden diit yapacak. Daha sonrasında burada kilometre yazmayacak. Kardeşim, kilometreyi niye yazmıyorsun oraya?
Orada kilometre gözüksün ama sen şey ışığını yak. Anlatabiliyor muyum? Şu ışık şey değil, o sildirmeyi unuttum. Kaldı orada kablosunun, balatanın şeyi. Onu sildireceğim, geçecek o. İşler yok ki dayı, çıkmıyoruz ki evden. Arabayı da çıkarmak istemiyoruz. Park yeri bulamıyoruz falan filan. Aman dayı, biz ne yaşıyoruz ya? Biz nasıl bir devrede geldik moruk? Askerde darbeyi gördüm, depremi yaşadım. O ne oğlum? Ah, ah. Ah, gösteremem dayı. İyi, yolun kenarında. Geçen demeyeyim de bayağı bir zaman oldu. Hatta video çekmiştim. Bir yere gidiyorduk. Bolu'ya mı ne gidiyorduk? Yok, Bolu değil. Bodrum muydu neydi? Neyse dayım, gidiyorum. Kamerayı çektiğimi sanıyorum. Koydum kafama ama çekmemiş. Yolun ortasında yavru da yok, yavru değil. Büyük ama daha yeni. Daha yeni. Çünkü neden dersen elime poşet aldım. Ondan sonra poşetle tuttum. Tuttuğum zaman direkt sıcaklık geldi. Aldım onu, gittim toprağa attım, toprağın üstüne hiç. Aa, babama anlatıyorum, gömseydin ya oğlum diyor. Ya dedim baba. Bir de onunla mı uğraşacağım? Ya arkadaşlar, bunlar bir gelenek. Bunlar bir kültür, tamam mı? Gömmek ya da yakılmak veya da ne bileyim denize at. Ne bileyim yani. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü şey var. Yani bunlar toprağa da gömsen oradan kurtlanacak, yiyecek. Yukarıya koysan da kargalar yiyecek. Kargalar mesela leşçidir. Ne bileyim, fare yer, bir şeyler yer. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç toprağa gömülmek falan filan. Ne bileyim, anlatamıyorum yani insanlara. Bunların hepsi kültür. Ben mesela bütün organlarımı bağışladım. Hepsini bağışladım. Ya ne yapayım aga, ben öldükten sonra benim organlarımın ne önemi var? Var. O da insanlara hayat sağlamak. Ben öldükten sonra, boşluğa düştükten sonra, hiçliğe katıldıktan sonra ne önemim var mı? Ben ne yapayım bedeni? Çalıştıramıyorken ben onu. Aa bak, yandı bak arkadaşlar. 94 kilometre benzin şeyi yandı, tamam mı? Umarım görüyorsunuzdur. 90'la gidiyorum. Kameralardayım. Kameradan da yazmazsın herhalde. Oğlum korkuyoruz artık ya. 90'la gidiyorum. Bak 94 yazıyor ya arkadaşlar. O gidecek. O gidecek birazdan. Ya zaten bunu yaktın. Onu niye siliyorsun? 12 model. Adam Bluetooth yapmış, her şeyi yapmış, her şeyi düşünmüş. Ekranı buraya koymuş, niye bilmiyorum. Ama gidiyor işte araba. 12 yaşında araba. İç segmentlerine iyi baktım. Ya dışına bakacağım da arkadaşlar. Hem pahalı, tamam mı? O benim arkada bir tane büyük bir kaza geçirdim. Ya büyük diyorum ya. Büyük bir kaza değil ama. Yani nasıl diyeyim ben size? Geri gelirken görmedim. Kocaman kamyonu, tır görmedim. Arkayı göçürttüm. 7000 lira para istemişti. Bundan 5-6 ay önce. Şimdi ne ister bilmiyorum. 7000 TL arkadaşlar. Hani 3000 falan filan değil. Hani orayı falan düzletecek falan. Hani ne bileyim, 7000 TL. 7000 TL ben oğluma giderim. Ayakkabı falan filan. Ya dayı, ne diyeceğim ben size. Oğlum babalık acayip bir duygu lan. Oğlum ben buna... Ben öğretmedim gerçi. Annesi öğretti. İyi ki varsını öğretti. Baba uyanıyor, tamam mı? Gecenin köründe bak. Ben uyanıyorum. Lavaboya gideceğim. Kalkıyorum. Öpücük atıyor. Yiğit diyorum. Bir daha öpücük atıyor. İyi ki varsın baba diyor. Oğlum uyumadın mı diyorum. Ses yok. Sen de iyi ki varsın diyorum. Geçiyorum. Dayı böyle nasıl oluyor biliyor musun? Acayip bir şey. Ya bilgisayar oynuyorum, geliyor üzerime çıkıyor, oyun oynarken eşlik ediyor falan filan. Üzerime çıkıyor ama yatıyor yani, böyle bildiğin yatıyor yani. Beraber takılıyoruz. Ya acayip bir duygu dayı, manyak bir duygu ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Hani harbiden hayata bağlıyor seni. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Abi ben harbi ruh hastasıyım ya. Harbi ruh hastasıyım. Bak düşündüğüm şeye bakar mısınız? Ben depremin üzerinden bir sene geçti arkadaşlar. O zaman fazla internette yine videolar gezildi. Ondan sonra niye geziyorlar bilmiyorum. Bu bizim en büyük ayıbımız ve acımız bana göre. Yani ben bunları görmek istemem. Neyse bak izliyorum, tamam mı? Harbi ruh hastasıyım. Mesela bir tane anne diyor ki öpün diyor, çocuklarınızı sürekli öpün diyor, kızmayın onlara diyor. Lan tak, benim aklıma direkt Yiğit geliyor. Anam. Gidiyorum, kalkıyorum bilgisayardan, öpüyorum onu gece.
Sonra gidiyorum tekrar bilgisayara oturuyorum falan. Yani düşünün yani. Yani evlat acısıyla yaşayacaksınız yani. Bu öyle bir şey ki, bu büyük bir sorumluluk ve büyük bir güç gerektiren bir şey. Hani güzel ya, olsun canımın içi. Bir tane adam var, yazar, o yazmış: benim en büyük mirasım çocuklarımı dünyaya getirmemek tarzında. Kardeşim, dünyaya getirmemek tarzında diyorsun da, dünya kadar cennet bir yer var mı ya? He? Şu ağaçlar, şu şeyler, ya dünya kadar cennet bir yer yok. Ama hala bir yerlerde bir şeyler arıyorsunuz yani. Ya aşağıdakine merhamet etmiyorsunuz, yukarıdan merhamet istiyorsunuz. Ya ağaçları kesiyorsunuz. Hani medenice, adam akıllı yaşamıyoruz, savaş yapıyoruz, dünyamıza bakmıyoruz. O kadar radyasyon. Ya o ne, Hiroşima mıydı? Aynen, Hiroşima var ya, bizim ömrümüzden ömür çaldı arkadaşlar. Dünyada radyasyon yayıldı yani. Bizim ömrümüzden ömür çalındı. Ya bu kadar da yani insan dışıyız biz, anlatabiliyor muyum? Uzaylılar bizi görse dalga geçerler lan, dünyalarına bak bize neler yapıyorlar diye. Bir de yukarıdan merhamet istiyoruz yani. Acayip bir şeyiz yani. Neyse. Dayım öyle. Muhabbetler muhabbetler. Anlatıyorum işte. Ne yapayım dayı? Muhabbet ediyorum, tek başımayım. Kendi kendime konuşuyorum. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan pratik yapıyorum. Ya öyle bir şey yani. Düşündüğün zaman çok ince düşünüyorum. Ben de böyleyim dayı. Çok ince düşünüyorum, tamam mı? Karşımdakine ben bir şey söylerken iki kere düşünüyorum. Çünkü birinci söyleyeceğim, diyorum ki lan zoruna gider mi diye. Bakıyorum böyle muhabbetleri hemen o an hızlı. Gitmez lan diyorum. Söylüyorum. Gittiyse de kusura bakma diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ama yani iki kere düşünmüş oluyorum. Bu bile inceliktir yani. Empatidir. Empati çok lazım arkadaşlar. Bizim kültürümüze, bizim her şeyimize, aklımıza, karşıdaki insan için empati çok acayip derecede lazım. Bizim empati yoksulluğumuz var. Gerçekten var bak. Meclisten dışarı söylüyorum tabii ki de. Damlama. 56 kilometre kaldı. 1 saat 45 dakika gösteriyordu. Gidiyorum hala bitmiyor. Umarım biter. Oraya gittiğim zaman zaten yeşillik olacak. Orayı çekerim, güzel olur. Yol muhabbetlerinde çok bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi biraz bana destek verin. Yani destek derken para karşılığı demiyorum. Aa, geldi sinek. Yine katil olduk bak. Silersem daha kötü olacak. Bir de tam buraya geldi arkadaşlar. Hadi biz gidelim ya. Oraya gidelim, şöyle bir güzel muhabbet yapalım. Dönerken de muhabbetimize devam ederiz. GoPro'nun şarjı bitti arkadaşlar. Ben de buradan çekiyorum. Ortaya taktılar. İndirdiler mis gibi. Şimdi falan malaz kopmasın falan filan muhabbetinden arkaya gidiyorum yani. Ne olur ne olmaz. Bir de patlar mesela, o halat patladığı zaman zarar veriyor. Emre abi nasıl kaçıyor? Şu traktör mis gibi çekti. Çizmişler, her tarafını bulmuşlar, çizmişler. Yani benim malzememi böyle getirseler ben sinirlenirdim mesela arkadaşlar, gerçekten. Böyle bir şey olmaz yani, çizik fizik olmaz. Hani 6 bin lira para aga.
bir araba alırsın ya, para. Araban alırsın. Zaten karavanını satıp da varmış. Kapı kapıya geliyormuş. Bu kadar mıydı abi? 15 dakika atacağız. Evet. Öyle gidiyorsun abi. Öyle inecek. Çok geldi. Biraz dur. İndir, indir. Yavaş yavaş indir. Yavaş yavaş in kanka. Ondan sonra atıyoruz. Bak kocaman evi geldiler buraya. Bir daha araya koyuyorlar buraya şimdi. Arka taraf burası mı olacak? Ha. Abi aslında arkayı sıfırlattırıp ön tarafa şey ayakkabılık falan koymaz mısın? Ya önde şey var ya zaten veranda. Var mı? Ha, okey okey, doğru doğru. Evet arkadaşlar, malzememizi bıraktık, semaverimizi yaptık, oturduk burada, muhabbet sohbet yaptık. Burası yapılacak falan filan derken burası güzel olur. Bir gez zaten misafirliğe geliriz. Biliyorsunuz bayağıdır kendimizi göstermiyoruz size. İş yazan da olmuyor. Özlemiyorsunuz dayı, özlemiyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.